Selamlar herkese. Ben White Rabbit. Bu videoda zkF projesinin testnet'ine katılacağız. Bu testnet'i yapmamın sebeplerinden biri tokenlerini e, testnet kullanıcılarına dağıtacak olması. Şimdi vakit kaybetmeden başlayayım. Oldukça zaten e, kısa bir testneti var. Bu siteye bağlanırken e, bir e, risk e, onaylamanızı istiyor. Yani dolayısıyla fundring risk, riske girmek istemiyorsanız e, buraya cüzdan bağlamayın ya da e, ona göre bir cüzdan seçin. E, dolayısıyla bu testnet'te hangi cüzdanla katılacağınıza dikkat ederek işlemlerinizi yapın. İlk yapacağımız şey tabii ki e, ZKFR'nin kendi sitesine bir gidelim. Burada cüzdan bağlantımızı kuruyoruz. balansı kurduğumuzda bizi Sepolia ağına yönlendiriyor. Şimdi burada ilk yapacağımız şey bakımında ZKFeT vault diyor. Burada ZKFeT vault diyorum. Ardından ZKFe ağının metamask'a eklemesine izin veriyorum. Ardından ZKFR'in Discord kanalına gidiyorum. Discord kanalına gittiğimde Climb Test USDC yazıyor bakın. Bu kanala giriyorum. Bu kanalda şöyle bir emir veriyorum. Et ZKFR Fawcett diyorum. Ardından ee, cüzdan adresimi yapıştırıp buraya gönderiyorum. Ve bana testnet'te kullanacağım USDC'leri cüzdanıma gönderiyorlar. Ardından Sepolia Faucet'e gidiyorum. Şimdi Sepolia Faucet'ten faydalanabilmeniz için bu siteye Alchemy login deyip bu siteye kayıt oluyorsunuz. Ardından cüzdan testinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Robot olmadığınızı doğruladıktan sonra Selmi Ethereum deyip test Ethereum'larınızı alabiliyorsunuz. Şimdi işlemlerimize geçelim. Bunun için bu siteden işlemlerimize devam edeceğiz İlk önce Bridge kısmını kullanacağız Bridge kullanırken ilk önce Sepolia ağından ZKFR ağına biraz ethereum gönderelim mesela 0.2 ethereum'u gönderelim bu işlemi confirm diyorum ardından cüzdanımda onaylıyorum ZK bunu gönderdikten sonra istersen bakın burada benim normalde USDC'yi kullanmam gerekiyor sürekli. Şimdi USDC'yi kullanmam için ZK Feri'den de da Sepolya'ya USDC göndermem lazım. Ama tabii ki Şimdi ZK Feri kullanırken de test Ethereum'una ihtiyacım var. O yüzden ben ilk önce Sepolya'dan ZK test Ethereum'u gönderdim. Şimdi burada Sepolia'dan ZKFR Ethereum işleminiz biraz uzun sürebilir. Bunu takip edebilmek için Activity sayfasından bakın kontrol edebilirsiniz. Hala pending bu tamamlandığında ancak Withdraw sekmesinde USDC transfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Withdraw işlemi yani ZKFR Ethereum'un geçmesi yaklaşık bir 15-20 dakikayı buluyor. Aklınızda olsun. Şimdi ben burada USDC gönderim işlemi yapacağım. Bende 50 tane var. Bunun 25 tanesini göndermek istiyorum. Ardından confirm diyorum. ZKF ağında bu işlemi onaylıyorum. Sürekli olarak bu şekilde e, bu köprüde e, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Withdraw işlemi yani ZKFR'ye Ethereum'un geçmesi yaklaşık bir 15-20 dakikayı buluyor. Aklınızda olsun. Şimdi ben burada USDC gönderim işlemi yapacağım. Bende 50 tane var. Bunun 25 tanesini göndermek istiyorum. Ardından confirm diyorum. ZKF'ye ağında bu işlemi onaylıyorum. Sürekli olarak bu şekilde e, bu köprüde e, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer platforma geçelim. Orbiter. Orbiter ağına Sepolia ağıyla ilk önce bağlanın. Şimdi ben de Sepolia ağına bir geçiş yapayım. Ee, hemen algılamayabilir bu arada. Sepolya ağından burada da ZK Testnet'i seçiyorum. İlk önce arkadaşlar Ethereum gönderiyorum. Mesela 0.1 Ethereum diyelim. Send diyorum. Confirm and send diyorum. Sepolya ağında olduğunuzdan emin olun. Bakın yukarıda yazıyor. Bu işlemi onaylıyorum. Biz zaten daha önceden ZK Ethereum gönderdiğimiz için burayı beklememize gerek yok. Tekrar L2.3'e gelelim biz. Şöyle geri gelelim. Ee, şimdi burada bir de ee, tam tersi işlem yapalım. Mesela Zekerferden Sepolya gönderelim. 0.1 gönderelim yine. Ardından sen diyorum, konfirmen sen diyorum. Bu işlemi onaylıyorum. Ama ZK test net ağında onaylıyorum. Şimdi işlem buradan çıktıktan sonra tekrar şöyle L2 bridge'e tekrar gelelim. Bakın şimdi başka bir işlem yapacağız. Mesela USDC gönderimi yapalım. Bende 19 tane USDC var. Mesela 0.1 tane ya da bir tane gönderelim Sepolia ZKP'den. Send diyorum. Confirm and send diyorum. ZKP anında bu işlemi onaylıyorum. Şimdi işlem buradan çıktıktan sonra şöyle bir geri dönelim. Şimdi bu sefer Sepolya'dan ZKFR e USDC göndereceğiz ama önceki gönderdiğim ve az önce gönderdiğim USDC henüz Sepolya ağına geçmediği için bu işlemi yapamıyorum. Ama Sepolya'ya geçtiği zaman aynı işlemi tekrar Sepolya'dan ZKFR'e gönderiyorsunuz. Bunu ara ara tekrar edebilirsiniz. Şimdi bu adımdan sonra ne yapabilirsiniz onu da göstereyim. Bakın bu airdrop sayfasına geldiğinizde harcadığınız USDC karşılığında size bir airdrop e, miktarından bahsediyor. Buradan bunu e, kontrol edebiliyorsunuz tahmini size ne kadarlık bir e, airdrop verdiğini. Genel olarak ZKF ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yani aslında Sepolia ve ZKF arasında USDC ve Ethereum transferleri yapıyorsunuz. Aslında sadece USDC transferleri yapabilirsiniz. Ama farklı platformsa mesela Orbiter dışında bir platform gelir. Orada da Ethereum'u en azından deneyebilirsiniz. Zkfi ağından Ethereum'u e, göndermeyi. Ee, genel olarak anlatacaklarım bu şekilde. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan ya da twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.